Mutlu akşamlar diliyoruz. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün 28 Mayıs Cuma. Hem yurttan hem dünyadan son gelişmelerle yine bir bülten hazırladık sizler için. Ama dilerseniz önce günün öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemleri sürüyor. İlk haberimiz bu olacak ve onlar HDP il binası önüne yürüdüler bugün. Ellerinde Türk bayraklarıyla kararlılık mesajları verdiler. Hem bültenimizde yer vereceğiz bu konuya hem de Haber Artı'da işleyeceğiz. Onu da hatırlatmış olalım. PKK'nın siyasi uzantısı HDP önümüzdeki seçimler için Millet İttifakı'na çağrı yaptı ve yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz mesajı verdi. Terör suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, HDP'nin eş genel başkanı, eski Cumhuriyet Savcısını tehditten hapis cezası aldı. İzmir'de PKK hayranı Zizek tepkisi sürüyor. Birkaç gündür ekranlarınıza getiriyoruz biliyorsunuz bu konuyla ilgili. İzmir Kitap Günlerine konuşmacı olarak çağrılmıştı. Bugün tepkiler daha da arttı. Hem AK Parti cephesinden hem de MHP cephesinden tepki sesleri yükseldi. Suriye'deki seçimler elbette bugün gündemimizde. Seçimde Beşar Esad yeniden devlet başkanı olarak seçildi. Halk seçim zaferi için meydanlara, sokaklara indi. Bu sonucu kutladı. Birleşmiş Milletler İsrail'in saldırıları ile ilgili önemli bir karar aldı. İşgal ve hak ihlalleri için uluslararası soruşturma başlatacak Birleşmiş Milletler ve karar Türkiye'de de hayli memnuniyetle karşılandı. İstanbul'da Taksim Camii açılışı vardı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. İlk namazlar kılındı. Sonrasında da açıklama yaptı. Bu açıklamalara da yine bültenimizde yer vereceğiz. Toplu aşılama hız kazandı. Özellikle 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanacak. Hedefse Haziran sonuna kadar 20 yaş üzerinin de aşılanması. Tüm bu ayrıntılarla bültenimiz başlıyor. İlk olarak Hakkari'deyiz. Annelerin evlat nöbeti devam ediyor demiştik. Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler Hakkari'de bugün HDP il binası önüne yürüdüler. Ellerinde Türk bayraklarıyla Hakkari sokaklarındaydılar. PKK karşıtı sloganlarla evlat nöbetinde ne kadar kararlı olduklarını gösterdiler. HDP'nin kapatılması çağrısının yinelendiği eyleme Vatan Partisi Öncü Kadın, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği de destek verdi. Evlatları HDP PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. HDP hayır olsun! HDP hayır olsun! HDP hayır olsun! Evlat nöbetindeki annelerin sesi bu defa Hakkari'den yükseldi. Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir ve kahrolsun HDP sloganlarıyla HDP Hakkari il binası önüne yürüdü aileler. Evlatlarını almak için ne kadar kararlı olduklarını gösterdiler. HDP binasındansa yine provokasyon yapıldı. Ailelerin yürüyüşü ve açıklaması sırasında binalardan müzik sesi açan HDP'liler ailelerin sesini bastıramadı. Kayınbirader 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, biz haklı davamıza devam edeceğiz. Çocuklarımızı alana kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz dedi. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin kanlı ellerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız ve halka eylemimize devam edeceğiz. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar da oradaydı. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, ailelerin kararlı direnişinde sonuna kadar yanındayız dedi. Kahraman kadınlar, cesur kadınlar ve bu cesur kadınların sesini kısmaya değil HDP'nin, ağababaları PKK'nın ve onların da ağababası Amerika'nın gücü yetmez, yetmeyecek. HDP'nin kapatılması çağrısı da yine HDP Hakkari il binası önünde yinelendi. Aileler ve katılımcılar Anayasa Mahkemesi'ne bir kez daha çağrı yaptı. Evlatlarımızı kaçıran, çocuklarımızı kaçıran, kardeşlerimizi kaçıran, Mehmetçiğimizi, polisimizi şehit eden bu terör yuvasını kapatmak için daha neyi bekliyorsunuz? Buna bir son vereceğiz. HDP'yi kapatacağız. PKK'nın da kökünü kazıyacağız. Bütün demokratik kitle örgütlerini gerçekten vatanla ilgili bir kaygıları varsa Diyarbakır'a,
Hakkari'ye, Van'daki annelerin eylemine katılmaya davet ediyorum. Biz kardeşiz! Geçtiğimiz günlerde HDP'li bakan iddiaları çok konuşulmuştu. Bir yandan da Millet İttifakı'nın HDP ile nasıl bir ittifak içinde olacağı merak ediliyordu. İşte tam da bu noktada PKK'nın siyasi uzantısı HDP önümüzdeki seçimler için Millet İttifakı ortaklarına çağrı yaptı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan yeniden ifadesini kullanarak bir araya gelmemiz kaçınılmaz dedi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bakanlık pazarlığını doğrulayan değerlendirmeler yaptı. Muhalefet partilerinin çok acil bir şekilde bir araya gelip PKK'nın siyasi uzantısı HDP 2023 seçimlerine hazırlık yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak hareket etmenin, diyalogla ortak aday belirlemenin doğru olacağını düşünüyorum. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın bu sözlerini destekleyen bir açıklamada HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Buldan'ın yeniden bir araya gelelim vurgusu yapmasıysa dikkat çekti. Bizim bir araya gelmemiz artık kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yeter ki bu konularda, bu meselelerde herkes hemfikir olsun ama aynı zamanda kararlı olsun ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara şimdi ihtiyaç var gerçekten. Mutlaka bir yol haritası ve bir çağrıyla aslında bunu yapacağız ve bu süreci başlatacağız diyebilirim. Bir yandan ittifak çağrıları yapılırken diğer yandan bu ittifakın unsuru olarak HDP'ye bakanlık verilmesi tartışması yürütülüyor. Bir iki bakan vaat edilebilir, yani ikinci tur için söylüyorum. Yasamada başkan vekilliği yapan bir insan niye bakanlık yapmasın yani? CHP'liler iktidara geldiğinde HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuya ilişkin nasıl bir değerlendirme yaptığı ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş'ın değerlendirmesini HDP milletvekili Ahmet Şık kamuoyuyla paylaştı. Dedi ki daha önce Pervin Buldan ve Mithat Hoca geldiğinde, Mithat Sancar geldiğinde böyle geyik de yapıyoruz hapishanede. Biz de bazen espri yapıp gülüşüyoruz orada. Ya işte böyle bu konu açıldı dedi. Yani şöyle açıldı ama ben işte hadi bakalım iktidarı yıkınca ortak da olacak mısınız ya, işte bakanlık da alırsınız. Ama size İçişleri Bakanlığı'na vermez. Espri yaptık diyor. Evet, günün bir başka gelişmesi de Demirtaş'la ilgili. Terör suçundan cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet Savcısını tehdit ettiği için 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Demirtaş döneminde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik "Devran dönüyor, güvendiğin dağlara kar yağacak, bunların hesabını yargı önünde vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Selahattin Demirtaş bir başka davada da 6-8 Ekim'deki terör olaylarının azmettiricisi olarak yargılanıyor. Şimdi gelelim İzmir'e sayın seyirciler. İzmir'de tepkiler dinmiyor. Neden? CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin PKK-PYD dostu sosyolog Slavoj Zizek'i ağırlamasına karşı elbette. Vatan Partisi'nin gündeme getirdiği konuya ilişkin AK Parti ve MHP İzmir İl Başkanlıkları da kayıtsız kalmadı. Sert tepki gösteren iki il başkanı etkinliğin iptal edilmesini istedi. Bu arada Türkiye Gençlik Birliği de İzmir Valiliği'ne etkinlik iptali için dilekçe verdi. İzmir terörün sesi olamaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Öcalan hayranı sosyolog Slavoj Zizek'e yapılan davetle çalkalanıyor. Vatan Partisi'nin gündeme taşıdığı PKK-PYD dostu Zizek'in İzmir Kitap Günleri'nde konuşmacı yapılmasına AK Parti ve MHP'den de sert tepki geldi. Tunç Soyer, ne yapmak istiyorsun? Yani ne yapmak istiyorsun? Türkiye'yi bölmek mi istiyorsun? Yapamazsın. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali sürekli Tunç Soyer'e yüklendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi düşmanlarımızla kol kola dedi. Kim Türkiye'yi sevmiyor, kim düşmanlarımızla saf tutuyor, kim kuyumuzu kazıyorsa CHP'li İBB onunla kol kola giriyor. Şimdi de bölücü örgüte karşı verdiğimiz mücadeleye devlet terörü diyen Slovak Zizek'i İzmir'e davet etmişler. Geri adım listesine eklenmesini bekliyoruz. Bir diğer sert tepki de MHP kanadından geldi. Sayın Tunç Başkan, sen hayırdır yani? Sayın Tunç Soyer, Avrupa'daki Türk ve Türkiye düşmanlarını özel olarak mı arayıp buluyorsun? Michel Kiçka'dan sonra PKK destekçisi Slovak Zizek'i konuşmacı olarak çağırıyormuşsun. Hainler üzerinden bize ne anlatmak istiyorsun? Yüreğin yetiyorsa karnındakini sen söyle. Abdullah Öcalan hayranı Slovak Zizek'in konuşmacı olacağı etkinliğe
MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Yaşar Kırkpınar'la birçok yurtsever sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bir konuşmasında Tunç Soyer demiştir ki, PKK ilanetleyerek her güne başlarsak bu bizim ne işimize yarayacaktır? Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Sloven sosyolog Slavoj Zizek'in İzmir'de bir etkinliğe katılmasını protesto etti ve İzmir valiliğine gelerek bu etkinliğin iptal edilmesini istedi. Etkinliğin iptalini talep ediyoruz. Özellikle valimiz Yavuz Selim Köşker tarafından direkt valilik eliyle bu etkinliğin iptal edilmesini istiyoruz. Etkinlik iptal edilmezse 30 Mayıs günü azılı Türkiye düşmanı Zizek, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin Kitap Günleri etkinliğinde İzmirlilere hitap edecek. Evet, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin PKK-PYD dostu sosyolog Slavoj Zizek'i konferans konuşmacısı yapmak istemesine karşı İzmir'de tepkiler çığ gibi büyüyor. Hem Vatan Partisi hem TGB, Cumhuriyet Kadınları ve şehit ailelerinden sonra AK Parti milletvekilleri ve yöneticileri de tepki göstermeye başladı. Şimdi hemen İzmir'e dönelim. Ege Bölgesi Haber Müdürümüz Ufuk Akkaya bizlerle. Ufuk Akkaya, iyi akşamlar diliyoruz. Gözümüz İzmir'de bugünlerde. Sosyolog Slavoj Zizek arama motorlarında da en çok aranan isim. Kimdir bu Zizek? Sizden bunu dinleyelim ve neden bu kadar tepki gösteriliyor? Ayrıca Zizek isminin üzerinde ısrar edilmesinin sebebi de nedir ve İzmir'deki tansiyon da nasıl, tabii ki tüm bu soruları yöneltmiş olalım. Şimdi İzmir'deki tansiyonla başlamak isterim. Tabii ilk başta pazartesi günü ilk haberi ulusal kanalda ekranlara getirdiğimiz anda bir tepki başladı. Bir çoban ateşi ya da bir kar topu diyelim buna. Bu kar topu bugün artık bir çığa dönüştü ve özellikle sosyal ağlardaki, sosyal medyadaki yaygın paylaşımlarla beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi burada ve Tunç Soyer, Belediye Başkanı Tunç Soyer hedefe oturtuldu. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi sanal kitap fuarı kapsamında felsefeci, sosyolog, düşünür, Marksist diye adlandırılıyor. Tırnak içinde Marksist. Slavoj Zizek 30 Mayıs günü konuşturulacak. Dikkatler şu an aslında İzmir Valisi Sayın Selim Köşker'de. Selim Köşker çünkü 24 Aralık 2020 tarihinde de yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Karikatür Festivali adı altında iki karikatüristi konuk etmişti. Ki bu iki uluslararası üne sahip karikatürist hem Türkiye düşmanı hem de İslam karşıtlığıyla öne çıkan Türkiye'nin tehcirine, Osmanlı'nın tehcirine, 1915 tehcirine soykırım nitelemesi yapan ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'le ilgili de çirkin çizgileriyle meşhurdu. Ve işte yoğun tepkiler üzerine Sayın Vali bu etkinliği iptal etmişti. Şimdi gözler yine İzmir Valisi'ne çevrildi. İzmir Valisi'nin bu konuda duyarlılığını biliyoruz, hassasiyetini biliyoruz. Tıpkı 20 Aralık'ta olduğu gibi bugün de Slavoj Zizek'in yapacağı konuşmayı iptal etmesi siyaset gündeminde, İzmir siyasetinde beklendiğini vurgulayalım. Ki az önce haberimizde de belirttik, Türkiye Gençlik Birliği eylem yapmanın yanı sıra harekete de geçti, bir dilekçe verdi ve bu dilekçeyi de İzmir Valiliğine sunarak iptali yazılı bir şekilde resmi belgesiyle beraber sunmuş oldu. Şimdi Slavoj Zizek'e biz azılı Türk düşmanı diyoruz ama hak eden birisi. Niçin? Hatırlayalım. Slavoj Zizek ile ilgili yaptığımız haberlerde de kısmen yer verdik ama izleyicilerimiz şunlara dikkat etmesini arzu ediyorum. Mesela Slavoj Zizek PYD'yi destekliyor, PKK'yı destekliyor ama çok daha dikkat çekici bir şey var. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye, Irak, İran, Suriye sattığında gerçekleştirmek istediği bir ikinci İsrail var. Yani Büyük Kürdistan hayali var ki Slavoj Zizek burada önemli mesela bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki Kürdistan, Kürtler, tırnak içerisinde Kürtler diye söylüyor, Orta Doğu'da Yahudilerin bir farklı versiyonu olabilir. Yani bu ne demek? Bu ikinci İsrail demek. İkinci İsrail'i savunan bir kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işte sanal kitap fuarı adı altında İzmirlilerle buluşturulmak isteniyor ki İzmir kurtuluşun simgesi olarak bilinen bir şehir. 9 Eylül'de denize döktüğümüz bu fikirler 2021 Türkiye'sinde Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin, belediye başkanının bu fikirleri
İzmirlilerin gündemine, Türkiye'nin gündemine getirmesi çok dikkat çekti ve çok tepki toplamaya devam ediyor. O nedenle Vatan Partisi'nin burada sıktığı kar topu şu an bir çığa dönüşmüş vaziyette. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da valiyi beklemeksizin bu etkinliği iptal edebilir ki geçen seferde yani 20 Aralık'taki bu karikatür konusunda da ben bilmiyorum, arkadaşlarım ayarlamış, ben böyle birileri olduğunu bilmiyorum demişti. Evet. Ama ondan kısa süre sonra ise ya biz ne yapsak işte gözünün üzerinde kaşın var gibi eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz dedi. Bir Asya düşmanı, Avrasya düşmanı, Batı Asya halklarının, milletlerinin düşmanı bir sosyolog olarak öne çıkıyor. Erdoğan karşıtlığı ve Putin karşıtlığıyla da dikkat çekiyor. Bugün dünyada baktığımız zaman Erdoğan ve Putin karşıtlığı yapmak isteyen kuvvetler Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alıyor. İşte bu sosyolog da bu hizmeti yapıyor. Ne hizmetini? Emperyalizmin sözcülüğü, emperyalizmin felsefesini yürüten bir kişi olduğu öne çıkıyor. Şimdi özellikle de bu süreçte. Tabii ki, tabii ki. Bazı Avrupa'daki solcular PKK-PYD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden silah almasını eleştirmiş. Slova Zizek buna da mesela çok tepkili. Siz nasıl solcusunuz diyor. Almayıp da ne yapsalardı? Almaları doğru diyor. Yani burada da Avrupa solundan, sosyal demokrasisinden gelen eleştirilere karşı bu şekilde bir değerlendirme yapıyor. Ama biz açıkçası gördüğümüz şu İzmir'de AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de şimdi harekete geçmesiyle beraber Ankara'nın da bu işe müdahale olduğunu anlayabiliyoruz milletvekillerinden dolayı. İşte bugün dilekçe de verildi. Bu dilekçeyle beraber Sayın Vali Selim Köşker'in bu etkinliği iptal edebileceğini öngörmek mümkün. Bunlar ilk değil. Az evvel karikatür dedim ama Sayın Tunçer'in 2 yıllık göreve geldiği andan itibaren yaptığı siyasal değerlendirmeleri başlık başlık söyleyerek yayını devam ettirmek istiyorum. Evet. Kanun hükmünde kararnamelerle atılanları zabıta yapacağım demişti seçilmeden hemen önce. İşte Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakamayız. Evet, evet. Filler tepişirken çimenler ezilir demişti. Yani Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmanın ne demek olduğunu milletimiz biliyor. Tek bir Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk'ünün yok olduğu, ezildiği bir Kıbrıs hayaliyle yanıp tutuştuğunu söylemek mümkün. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'de bir orman yangını oldu. AK Parti ve MHP mensupları PKK yaptığı için kınayalım dedi. Ancak Tunç Soyer bunu gündeme getirmedi ve bu önergeyi oylatmadı. Evet. PKK kınama üyesini oylatmadı. Birkaç başlık var zaten gerçekten çok dikkat çeken. Zize'ye dönersek eğer tekrardan bu yanlıştan da bir an önce dönülmesini diliyoruz. Ve 30 Mayıs'ta onu dinlemek istemiyoruz. Dileriz dilekçe bir sonuç verecektir. Diğer soruma geçmek istiyorum hemen zamanımız azaldığı için Ufuk Akkaya. İzmir'de CHP'li belediyelerdeki atama kararları ve tartışılan ihaleler vardı. Birkaç günden beri ekranlara getiriyoruz biz de çeşitli ilçe belediyelerinde liyakat sorunları yaşandığına dair haberler hazırlıyorsunuz İzmir'den buraya. Son olarak da Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı ile ilgili bir takım haberler yaşandı ve bunları da ekranlara taşıdık. Hemen bu konuyu kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Tabii aslında bunun bir öncesi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer Tarım Daire Başkanlığı'na bir sosyoloji mezunu birini atamıştı. Evet. Aslında liyakat, her gün liyakat, liyakat, liyakat denmesine rağmen bir liyakatsizlik örneğini Türkiye'nin gündemine getirmiştik. Ulusal medyanın gündemine getirmiştik. Dün de bu haberi yaptık. Torbalı Belediyesi'nde CHP Aydın Milletvekili'nin kızı önce memur yapılmak için özel kaleme getiriliyor. Memur yapılıyor. Ardından veteriner işlerine getiriliyor. Ardından da hukuk işleri müdürü yapılıyor. Ama bakıyoruz bu görevli kişi, memur olan kişiye baktığımız zaman ne veteriner hekim ne de hukuk fakültesi mezunu. Aynı zamanda memuriyette de 8 yılını tamamlamamasına rağmen müdürlük gibi konumlara atanıyor. Şimdi bu İzmir'de arka arkaya gelen bir durum. Hatırlayalım. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediyesi'ni Fethullahçı birine teslim ettiği için kaybetti. Fethullahçı diyorum çünkü bu yargı kararı var. 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı belediye başkanı Burak Oğuz ve 7 ayda
cezaevinde yattı. Menemen Belediyesi'ni yolsuzluktan kaybettiler ve AK Parti'ye geçti Menemen Belediyesi. Torbalı Belediyesi'nde de benzer bir durum söz konusuydu. Belediye başkanının hayatını kaybetmesiyle beraber bu sefer seçimi sağlam alalım diyerek oyları fotoğrafla çekip gruplarda paylaştılar ki bu Yüksek Seçim Kanunu'na göre aykırı. Bu aykırılık nedeniyle de seçimin yeniden iptal edilmesi bekleniyor ki orada bazı Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri AK Parti'ye geçti. Orada Deva Partisi'nin de bir meclis üyesi vardı. O da AK Parti tarafına geçti. Dengeler seçim iptal edildiği zaman değişebilir ve torbalıyı da kaybedebilecek noktaya gelebilir. Bunun ana nedeni rant. Evet. Rantı paylaşamamak. Temel nedeni bu olduğunu vurgulamak istiyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya, her iki konuda da aktardığınız bilgiler gerçekten önemliydi. Yine tüm haberlere dair ayrıntıları sizden almaya devam edeceğiz. İzmir ekibine teşekkür ediyoruz. Ve sevgili izleyiciler, bültenimize devam edelim ve Suriye'ye uzanalım, Suriye'deki seçimlere uzanalım. Yaklaşık 10 yıldır vatan savaşı yürüten Suriye'de halk devlet başkanı olarak yine Beşar Esad'ı seçti. %78 katılımın sağlandığı seçimlerde Beşar Esad oyların %95'ini aldı. Sonucun açıklanmasıyla birlikte Suriyeliler seçim zaferini kutlamak için meydanlara akın etti. Seçimi tanımayacağını duyuran Batı'ya tokat gibi yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin de Beşar Esad'ı tebrik mesajı gönderdi. Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nı seçti. İşgalci güçlere ve teröristlere karşı 10 yıldır süren vatan savaşının önderi Beşar Esad 4. kez devlet başkanı oldu. Suriye, pazarlamaya çalıştıkları gibi bir bölgenin diğer bölgeye, bir mezhebin başka bir mezhebe karşı savaştığı bir yer değil. Bugün Suriye halkının teröre ve ihanete karşı birlik olduğunu görüyoruz. Batı'nın ne dediğini önemsemiyoruz. Suriye Halk Meclisi Başkanı Amuda Sabah'ın açıkladığı sonuçlara göre 18 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı %78,6 oldu. 14 milyon 239 bin 140 Suriyeli sandık başına gitti. Beşar Esad oyların %95,1'ine tekabül eden 13 milyon 540 bin 360 seçmenin onayıyla zaferini ilan etti. Halk Meclisi Başkanı Sabah, seçime etkin katılımla ilgili olarak vatandaşlarımızın sergilediği yüksek bilinç tüm beklentilerimizi aştı dedi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Suriyeliler zafer kutlamaları için ülke genelinde alanlara çıktı. Meydanlarda Suriye Arap Cumhuriyeti bayrakları dalgalandı. Şam, Halep, Laskiye, Humus, Haseke, Hama, Deir ez-Zor ve pek çok kentte zafer şenlikleri düzenleyen Suriyeliler seçim sonuçlarını tanımayacağını duyuran Batı'ya da tokat gibi yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim zaferi nedeniyle Beşar Esad'ı tebrik etti. Putin tebrik mesajında seçim sonuçları tam anlamıyla yüksek siyasi otoritenizi doğruladı ifadelerini kullandı. Seçim sonuçları tam anlamıyla yüksek siyasi otoritenizi, yurttaşlarınızın sizin yönetiminizle Suriye'deki durumun en kısa zamanda istikrara kavuşturulması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi için izlenen yola duyduğu güveni doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca ülkesinin terör ve aşırıcılıkla mücadelenin yanı sıra Suriye'deki siyasi çözüm ve kriz sonrası yeniden inşa sürecinde her türlü desteğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı. Çeşitli ülkelerden giden gözlemciler de seçimin meşruluğuna ilişkin yaptığı haberlerle Rus gözlemcileri doğruladı. Suriye'de seçimin yansımaları böyleydi, ekranlarınıza getirdik. Şimdi başkent Ankara'ya uzanalım. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Ankara temaslarını tamamladı. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerde Türkiye'ye terörizmle mücadelenin önemini vurguladı. Ziyaretine ilişkin Twitter üzerinden değerlendirme yapan Amerikalı konuk insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştık açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret yapıldı. İkili ilişkiler, Ankara-Washington hattında kriz yaratan başlıklar ve bölgesel konular masadaydı.
Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la yaptığı görüşmenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada siyasi istişarelerde terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır ifadeleri kullanıldı. Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'la ABD'li muhatabı Wendy Sherman Başkanlığı'nda dün yapılan siyasi istişarelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır. Ziyarete ilişkin Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da Twitter hesabı üzerinden değerlendirme yaptı. Irak, Suriye ve birçok ülkeyi kan gölüne çeviren Amerika'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, görüşmede insan hakları konusunun gündeme geldiğini belirtti. Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'la Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık. Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye verdiği sürekli desteği takdir ediyoruz. Ayrıca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştık. Sayın seyirciler, Filistin İslami Cihat Hareketi Merkez Komite üyesi Nasır Ebu Şerif, İsrail saldırganlığının ardından başlayan ve İsrail'i ateşkese mecbur eden Kudüs'ün kılıcı operasyonlarını ulusal kanala değerlendirdi. Direniş örgütlerinin süreci ortak operasyon odasından gerçekleştirdiği son direnişteki birlikteliğe dikkat çeken Ebu Şerif, biz kendimizi bir cephe veya eksenle de sınırlamıyoruz dedi. Ebu Şerif, İsrail'in ateşkes istemesinin nedeninin insani kaygılardan değil, İsrail'le eşit güce ulaşma kabiliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. İsrail'in son kanlı saldırılarına karşı yürütülen Kudüs'ün kılıcı operasyonunda İslami Cihat Hareketi, Hamas başta olmak üzere direniş gruplarıyla birlikte hareket etti. Direnişin birlikte mücadelesi İsrail'i ateşkese mecbur etti. Kudüs'ün kılıcı direnişini ortak operasyon odasından yürüten örgütlerden biri olan Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Merkez Komite üyesi Nasır Ebu Şerif süreci ulusal kanala değerlendirdi. Ebu Şerif, Özgür Kudüs mücadelesinde birlikte mücadelenin genişleyerek örgütleri de aşıp bölge ülkeleriyle birleştiğine dikkat çekti. Filistin direnişini kapsayan, kucaklayan Lübnan direnişiyle, İran direnişiyle geniş, güçlü bir cephe oluştu. Tabii bu büyük cephe İran tarafından Kudüs kuvvetleri eliyle desteklenmektedir. Suriye de çok önemli destekleyici kuvvetler arasındadır. Suriye, Lübnan direnişi ve İran'la aynı cephedeyiz. Aslında biz kendimizi bir cephe veya eksenle de sınırlamıyoruz. Kudüs'ün İslam kutsalı olduğuna inanan herkesin Kudüs hedefinde birleşmesine, bölünmüşlüğe, cepheleşmeye ve birlikteliğe, tüm İslam ümmetinin aynı ortak Kudüs hedefinde birlikte olmasına ve Siyonizme karşı tüm İslam ümmetinin bir arada savaşmasına inanıyoruz. Direnişin kararlılığı karşısında İsrail'in ateşkes ilan etme kararını değerlendiren Filistin İslami Cihat Hareketi Merkez Yöneticisi, "Güçlü olduğumuzda geri adım atmaya mecburlar," dedi. Ebu Şerif, ateşkesin uzun ömürlü olmadığına dikkat çekti. Bugüne kadar ancak kendi silahlı gücümüzde onlara geri adım attırdık. Bizim zorlamamıza mecbur kalarak geri adım attıklarında, hata yaptıklarını gördüklerinden değil, sadece zorda kaldıklarından dolayı istediklerimizi yaptırabileceğimizi biliyoruz. Biz güçlü olduğumuzda Siyonist oluşum bizim istediklerimizi zorla ve mecburen yapacaklar. Son savaşın 11 gün sonra durmasını istemesinin nedeni insani kaygılar değil. Sadece bizim onlarla eşit güce ulaşmamızdır. İslam coğrafyasında bazı ülkelerin ihanet içerisinde olduğunu, bazı devletlerin de bağımsız Filistin davasına koşulsuz destek verdiğine dikkat çeken Filistinli yetkili, İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri kazanımlarda büyük desteğinin olduğunun altını çizdi. Kudüs İslam kutsallarındandır ve sadece bir kesimin değil, dünyadaki tüm Müslümanların kutsalıdır. Tüm İslam dünyasının Kudüs'ü savunması zorunluluktur, vaciptir. Devrim zaferinden sonra Kudüs'ün durumunu tüm sorun ve konularının odağına almış ve her konuya Kudüs sorunu terazisiyle yaklaşmıştır. Hem iç hem de dış siyasetini belirleyen mihenk taşı olarak Kudüs'ün durumunu siyasetinin merkezine oturtmuş ve tüm İslam dünyasının da esas davası olarak gördüğümüz Kudüs sorununun çözümünü görev listesinin ilk sırasına almıştır.
İsrail, insanlık dışı ve haince saldırdı Filistin'e. Gazze'ye yönelik saldırılarda yüzlerce sivil ve 60'ı aşkın masum çocuk hayatını kaybetti. Şimdi ise İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerinin soruşturulma vakti geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze saldırılarıyla işgal altında tuttuğu Filistin toprakları içindeki sistematik insan hakları ihlallerine ilişkin uluslararası soruşturma başlatma kararı aldı. İsrail ve destekçisi Amerika karara tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerini soruşturacak. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti. Bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir. İnsan Hakları Konseyi, Pakistan'la Filistin'in ortak başvurusu üzerine özel gündemle toplandı. Oturumda Doğu Kudüs'te dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşüldü. 47 üyeli konseyde gün boyunca süren oturumda Türkiye, Rusya ve Venezuela, İsrail'in soykırıma varan insanlık suçlarına şiddetle kınadıklarını vurguladı. Avrupa ülkeleri oylamada ikiye bölündü. Avusturya, İngiltere ve Almanya aleyhte oy verirken Fransa ve Hollanda ise çekimser kaldı. İsrail aleyhindeki karar tasarısı 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in kararını utanç verici olarak niteledi. Karar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin bariz İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneğidir, dedi. Gazze saldırıları süresince Birleşmiş Milletler'den İsrail aleyhine karar çıkmasını engelleyen Amerika Birleşik Devletleri ise İnsan Hakları Konseyi'ne gözlemci sıfatıyla katıldığı için oy kullanamadı. Saldırılar öncesinde İsrail'le 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapan Washington yönetimi soruşturma kararından derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Amerikan destekli İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 254 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun İsrail'in insanlık suçlarını soruşturma kararı Türkiye'de ise memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kararı İsrail'in hesap vermesi için olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler'in İsrail adımı sonrası Türkiye'den açıklama gecikmedi. Uluslararası toplum Filistinlileri korumakla yükümlüdür ve İsrail'in dokunulmazlığına son vermek için daha etkili araçlar bulmak zorunda. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarını soruşturma kararı Ankara'da memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın İsrail'in hesap vermesi için olumlu bir adım olduğu belirtildi. İnsan Hakları Konseyi'nin bu kararını İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullanımı başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu arada basın özgürlüğü konusunda hassasiyetini sürekli vurgulayan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press'in işten çıkardığı muhabir ve ardından genel yayın yönetmeni Brian Carovillano'nun yaptığı açıklamalar gündem oldu. İsrail'in Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere yönelik uygulamalarını ve medyanın bu süreci ele alma biçimini eleştiren Emily Wilder isimli muhabirinin işine son verilen Associated Press'te bir yanlışa imza atıldığı kabul edilirken kararın doğru olduğu konusunda da ısrar ediliyor sayın seyirciler. Bunu da aktaralım. Ve tablo açıklandı. Ne tablosu? Koronavirüs tablosu. Son 24 saatte Türkiye'de bakalım vaka oranları ne durumda? Hep birlikte ekranlara bakalım. Şu anda rakamlar geliyor ekranlara. Evet sayın seyirciler, 220.162 oldu test sayısı son 24 saat içerisinde. Vaka sayısı 7.773. Hasta sayısı ise 656, hayatını kaybedenlerin sayısı koronavirüs sebebiyle 164 olarak görülüyor tabloda. İyileşenlerin sayısında da artış var, 12.284 olarak
tabloda görüyoruz sevgili izleyiciler. Toplam test sayısına baktığımızda 53.478.278 kişiye bugüne kadar test yapıldığını görüyoruz. Vaka sayısı ise 5 milyonun üzerinde, 5.228.322. Vefat edenlerin sayısı koronavirüs sebebiyle 47.134'e yükselmiş durumda son vefatlarla beraber. Ağır hastalarımız var, onların sayısı ise 1454. İyileşenlerin sayısı ise 5.083.099'a yükselmiş durumda sayın seyirciler. Evet, koronavirüs süreci ve aşılamalarla ilgili hazırladığımız haberler var. İlerleyen dakikalarda ekranlara getireceğimizi de hatırlatalım. Vatan Partisi Kürecik ve İncirlik üslerinin geri alınması için yurt genelinde imza masaları açmayı sürdürüyor. Ankara, Aydın ve Denizli'deki imza masalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Biz İsrail'in karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Vatan Partisi Kürecik ve İncirlik üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne alınması için başlattığı imza kampanyasını tüm hızıyla sürdürüyor. Malatya'da Kürecik'te bir NATO üssü var. Tek görevi İsrail'e yönelen tehditleri izlemek. F-16'lara, milleti bombalayan hava araçlarına yakıt sağlayan uçakların kalktığı Amerika'nın üssü olan İncirlik üssü var. Bu iki üssün kapatılması için bir imza çalışması içerisindeyiz. Binlerce imza vatandaşımız verdi. Biz bu imzaları yetkili kurumlara sunacağız. Bütün vatan partileri olarak günlerdir bunun için çabalıyoruz. Ankara İl Başkanlığı açtı imza masasıyla yurttaşları kampanyaya katılmaya davet etti. Yurttaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. İmza masasında bulunan 7'den 70'e 100'ü aşkın vatan partili başkentlilere kampanyayı anlattı. Bugün Ankara İl Başkanlığımızın önünde bütün partimizi topladık. 100'ü aşkın partilimiz burada çalışmaya katıldılar. Ondan önceki günlerde bütün ilçelerimizde bu çalışma yürüdü. Emperyalizmin Filistin'e gösterdiği zulme karşı sessiz kalmak istemedim. Ben 19 yaşındayım. Vatan Partisi öncü gençlik üyesiyim. Bütün dünyanın kör sağır dilsizi oynadığı bir yerde bizler buna sessiz kalmak istemedik. Ben de öncü gençliği üyeyim. Benim burada olma sebebim yapılan zulme karşı tepkisiz kalmamak, buna bir şekilde cevap verebilmek. Bu mücadele ivme kazandıkça, hızlandıkça Amerika, İsrail ve o emperyalist elmacı politikaları da bölgemizden çekip gidecektir. Bir imza masası da Aydın'da açıldı. Sonuçta Amerika'nın bizim faydamıza hiçbir şeyi yok. O yüzden de Amerikan karşıtı olan her şeyi imzalarım yani. Atatürk Kent Meydanı'nda açılan masaya Aydınlılar imzalarıyla destek verdi. Hanım, orası bizim kendimize ait. Amerika'nın ne işi var burada ya? Her yer Amerika'nın üstü de oldu. Amerika bize ne yaptı şimdiye kadar? NATO'nun üyesiyiz yıllardır. Amerika ne yaptı bize? Efeler İlçe Sekreteri Nurşen Düzova, Türk milletinin ve tüm mazlum milletlerin talebini dile getirdiklerini söyledi. Mazlum ülkeler haklı mücadelelerinde emperyalizmin ve siyonizmin son teknolojisini yenecek. Vatan Partisi Denizli'de de imza masası açtı. Bir an önce Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kontrolüne alınıp Amerikan askerleri de kargo uçağıyla derhal memleketlerine gönderilmelidir diye düşünüyorum. Vatan Partisi İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu Denizli halkını imza vermeye çağırdı. Ülkemiz dört bir yandan ABD üsleri ve namlularıyla kapı kuşatılmış, ekonomik yaptırımlarla tehdit edilmektedir. Denizli halkı imza vererek kampanyayı destekledi. İmza atmamın tek nedeni Amerikan emperyalizmine ve Siyonist İsrail'in vahşetine son demek. Doğru bir tepki vermek için doğru bir eylem yapmak gerekiyor ve bu da Kürecik Üssü'nün kapatılmasıdır. Burada Kürecik Üssü'ne karşı ben de imza veriyorum. Sayın seyirciler, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı petrol müjdesinin ayrıntıları gelmeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son bir ayda yapılan yeni petrol keşifleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Güneydoğu'da ve Trakya'da günlük 6.800 varillik bir üretim artışı sağlandığını söyledi. Dönmez, betonlanmış sahalarda da arama yapıldığını belirtti. Türkiye petrol keşiflerine hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı petrol müjdesinin ayrıntıları gelmeye başladı. Son bir ayda yapılan keşifler üretime yeni bir ivme kazandıracak. Akoba 1 kuyusundan 2800, Yenişehir 1 kuyusundan 3000 ve Kırklar elindeki Misinli 2 kuyusundan günlük 1000 varil petrol üretilecek. Yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6800 varillik bir üretim
artışı sağlamış olduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son bir ayda yapılan yeni keşiflerle ilgili bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51.600 varil idi petrolde. Bu yıl bu keşiflerle birlikte 60.000 varil üstüne çıkmış olduk. Bakan Dönmez, Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin yaklaşık 700.000 varil keşfin yıllık tüketimine etkisinin %1 olacağını söyledi. Güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerji kaynaklarına erişmemiz gerekiyor. İnşallah onu da hep birlikte başaracağız. Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de bir önceki yıla göre 1.5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. 2019'da 20 milyon 750 bin varil olan ham petrol üretimi 2020'de 22 milyon 269 bin varile çıktı. Bunun 16 milyon 613 bin varili kamu tarafından, 5 milyon 656 bin varili özel sektör tarafından üretildi. Dönmez, dün yaptığı açıklamada ise söz konusu 3 kuyudan günlük 6.800 varil üretim yapılacağını belirtti. Bugün İstanbul'da dikkat çeken önemli bir açılış vardı. Şimdi bu açılışa gidelim. 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii'nde çalışmalar tamamlandı ve cami Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Erdoğan açıklamasında milletimiz 150 yıllık hayaline kavuşmuştur dedi. Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Camii ibadete açıldı. Taksim Camii önünden yankılanan sesin ülkemiz üzerinde hesapları olan tüm emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk namazı kılmak ve açılışı yapmak üzere oradaydı. Ya Allah! Bismillah. Erdoğan'ı cami girişinde kalabalık bir heyet karşıladı. İlk namazı Taksim Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar cami çevresini doldurdu. Diyanet İşleri Ali Erbaş cuma hutbesi okudu, ardından cuma namazı kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii açılış programında konuştu. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii Kebiri'ne verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Erdoğan, milletimiz 150 yıllık hayaline kavuşmuştur dedi. Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ülkemiz istiklalimizin timsali yeni bir eser daha kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Barbaros Hayrettin Paşa Camii için inşaat çalışmalarının başladığını da açıkladı. Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz. Bu haberin ardından kısa bir ara verelim, ancak bizden ayrılmayın. 1 Haziran'dan itibaren koronavirüs sürecinde aşılamayla ilgili çok önemli bir döneme geçiliyor. Bu haberin ayrıntılarıyla döneceğiz. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında ana haber bültenimiz devam ediyor. Reklam öncesi söylemiştik. 1 Haziran itibariyle aşılamada yeni bir döneme girilecek. Hemen ayrıntılara bakalım. Hayatın yeniden normal akışına dönmesi için toplu aşılamaya hız verilecek. 1 Haziran'dan itibaren de 50 yaş üzeri aşı olacak. Hedefse Haziran'ın sonuna kadar 20 yaş üzerini aşılamak. Böylece toplumsal bağışıklık oluşacak. Tabii bu süreçte yine maske, mesafe ve temizlik kurallarına da dikkat edilmesi önem taşıyor. Haziran başından itibaren aşılama çalışmalarının ivme kazanması bekleniyor. Normalleşme sinyallerinin verildiği 1 Haziran'dan itibaren toplu aşılama hız kazanacak. Viral enfeksiyonlardan korunmanın en etkin yolu aşılanmaktır. Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz başlığıyla video paylaştı. Süreci adım adım anlattı. Elimizdeki mevcut aşıların etkinliği kanıtlandı. Yan etki profilinin çok az olduğu kanıtlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu aşılamaya dikkat çekti. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşı olacak. Aşı olmasına rağmen ikinci kez virüsle enfekte olan bireyler ise çoğu hastalığı hafif geçiriyorlar. Hastanede yatış çok az, yoğun bakımda yatış ondan da az. Toplu
aşılamada hedef Haziran ayının sonuna kadar 20 yaş üzeri herkes aşılamak. Ekipman yeterli, personel yeterli. Yani bu aşılar geldiğinde altyapı hazır. Ve hızlı bir şekilde aşılanacak. Ve bence Türkiye eğer bu aşılamayı tamamlarsa %60'ın üzerinde insan bağışıklandığında zaten ciddi bir sürü bağışıklığı bekliyoruz. Toplu aşılamadan sonra maskelerin çıkıp çıkmayacağı da merak ediliyor. Bazı uzmanlar çıkacağını söylese de maske hayatımızdan kolay kolay çıkmayacak. Toplumda ciddi bir aşılanma ve doğal bağışıklama, yani geçirip bağışıklanma seviyesi olmadan %60-80 gibi rakamlardan bahsediyorum. Maskeyi bertaraf etmek bizim otan kapanmaya gittiğimiz dönüşleri yaşamamıza yol açabilir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Gökçe Demir bu süreçte maskenin önemini vurguladı. Ne kadar zor olduğunu inanın en çok biz biliyoruz. Ama biraz daha dişimizi sıkalım ki bumerang gibi başa dönmeyelim. Sağlıkçıların canla başla çalıştığı bir dönemde maalesef istenmeyen olaylar da oluyor sayın seyirciler. İşte bunlardan bir tanesi de başkentte yaşandı. Ankara'da bir doktor hasta yakını tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Elinden ve belinden yaralanan sağlıkçının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Doktora yapılan saldırıya ilk tepki de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, şifa veren eli kesmeye çalışanın affı mümkün değil sözleriyle saldırıyı kınadı. Hekim kardeşimize bir hasta tarafından bıçaklı saldırı oldu hastane içerisinde. İşin ilginç yanı bu bıçakladığı doktor arkadaş daha önce bu hastanın intihar teşebbüsü vesaire var. O zaman da engelleyen arkadaşlar. Yani buna rağmen bu yapılıyor. Kendisini tedavi eden doktora saldırdı, elinden ve belinden yaraladı. Elinden de bıçaklanıyor doktorumuz ve bu ileride mesleği yapmasını da engelleyecek bir durum. Ve bu 3 yıllık bir asistan arkadaşımız, yeterli eğitimi almış, ortopedi uzmanı olmayan navzet bir arkadaş. Ve bu arkadaş sağ elinden parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Çok acı bir şey. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Doktor Ertan İskender, poliklinikte bağırıp taşkınlık yapan Bayram N'yi uyardı. İki kere ben işte seni öldüreceğim diye tehditler poliklinikte. Saldırgansa uyarının ardından yanında taşıdığı bıçakla doktora saldırdı. Biz bunları ciddiye almıyorduk ama demek ki ciddiye almak lazım. Elinden ve belinden yaralanan doktor hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Ameliyat edilen Ertan İskender'in belindeki yaralardan dolayı hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Hastayla sürekli ilgileniyorlar. Hasta öğlen geliyor, öğlene kadar ayrılmıyor poliklinik akşama kadar ve ilgileniliyor hastayla ama yine buna rağmen bu başına geliyor arkadaş. Saldırının ardından doktora ilk destek mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yaralı doktorun durumunu yakından takip ettiğini belirten Koca, şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil değerlendirmesi yaptı. İnşallah müşter çıkmış olursun inşallah. Öte yandan 21 Eylül 2020 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkçılara saldıran 5 kişinin yargılandığı davaya da devam edildi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davada söz alan sanıklar beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti beyanı alınmayan tanığın dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi. Geçen yıl Eylül ayında Ahmet Öztaş adında bir vatandaş tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine acil servisteki kırmızı noktaya girmeye çalışan Öztaş'ın yakınları taşkınlık çıkartmıştı. Hastane personeli kendisini savunmak için kapının arkasına travma tahtalarıyla barikat kurmuştu. Dava, kamu malına zarar vermek ve sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından açıldı. Bu arada haberle ilgili bir sıcak gelişmeyi de hemen paylaşalım sizlerle sayın seyirciler. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan BN tutuklandı. Savcı tarafından sorgulanan şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Burada da tutuklanmasına karar verildi. Bunu da söyleyelim. Asistan hekimin saldırıya uğramasına tepkiler de artıyor sayın seyirciler. Sorunun sistemsel olduğunu söyleyen cumhuriyetçi hekimler hastanedeki yoğunluğun da azaltılması gerektiğini özellikle dikkat çekiyor. Sağlıkta şiddetin çözümünün de bu formülde olduğunu söylüyorlar. Yani yoğunluğun azaltılması. Bu eski bir sorun. Koronada da devam ediyor maalesef. Yeni bir meslektaşımız elinden
bıçaklı saldırıya uğradı. Tabii bu hepimizi çok üzdü. Fedakarca çalışan sağlık emekçilerine saldırılar sürüyor. Bu kez de Ankara'da bir ortopedi asistanı bıçaklı saldırıya uğradı. Burada artık şapkayı önümüze koyup dikkatli bir değerlendirme yapmamız lazım. Sağlıkta şiddet, sağlık sisteminin işleyişini etkiler hale geldi. Görevde moral ve can güvenliği sorunları hekimleri düşündürüyor. Sorunun çok büyük ve sistematik olduğunu görüyoruz. Duygusal yaklaşamayız, hamasetle yaklaşamayız. Bu sorun sağlık ortamımızın, sağlık sistemimizin genelinden kaynaklanan bir sorun. Çok yaygın olması ve sistematik olması nedeniyle. Cumhuriyetçi Hekimler 2. Başkanı Dr. Hikmet Çevik, sorunun sağlık sistemindeki eksiklerde olduğunu anlattı. Yasaların şiddetinin artırılması meseleye çare olmayacaktır. Acıları daha çok derinleştirecektir. Her anlamda hastaların hekime olan güvenleri, aşırı yoğunluğun oluşturduğu güvenlik, zabıta güvenliği sorunları, sorun bu işin kaynağı. Çevik, aşırı yoğunluğun nitelikli sağlık hizmeti vermeyi etkilediğini belirtti. Kapasite ve personel artışı vurgusu yaptı. Burada adım atmadan herhangi bir yasal düzenleme soruna çare getirmeyecektir. Çevik, hastaneye yoğunluğun ve hasta sayısının azaltılmadığı sürece yasal düzenlemelerin yararlı olmayacağını ifade etti. Sistematik olan kısmını, yaygın olan kısmını zabıta önlemleriyle maalesef çözemeyiz. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Ki durağımızsa İzmir. İzmir'de hatırlayacaksınız, 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından en fazla hasar alan ilçelerin başında Bayraklı geliyor. Bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları da hız kazandı bugünlerde. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal hükümetten depremzedeler adına faizsiz kredi talep etti. Ege Denizi'nde 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Bayraklı'da yıkılan ve hasar gören binalarda dönüşüm hız kazandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçedeki 7 aydır devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bayra şirketimiz kentsel yapı tasarım, dönüşüm, yenileme, planlama, sanayi ve ticaret şirketi olarak planlandı. Şirketimiz de vatandaşlarımıza müşavirlik hizmeti verdiği planlanmış. Depremzedeler bina yenileme sürecinde büyük zorluklar yaşıyor. Belediye Başkanı Sandal hükümete seslendi, depremzedeler için sıfır faizli kredi istedi. Çevre Şehircilik Bakanlığınızca yıkılıp yapılan binalardaki hak sahiplerine tanınan 2 yılı ödemesiz 18 yıl sıfır faiz uygulanmasının deprem bölgesindeki riskli tüm binaları kapsayacak şekillerde düzenlenmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan Bayraklı yurttaşlarımız adına talep ediyoruz. Öte yandan depremzedeler için Bayraklı'da rezerv alana yapılacak konutlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay 8. Dairesi, deprem sonrası bazı alanların orman sınırı dışına çıkarılarak konut yapımına izin veren karara karşı açılan davayı kabul etti. Onlar tüm sezon boyunca yüksek maliyet ve düşük fiyat sorunuyla uğraştı. Antalya'nın yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Serik'te örtü altı domateste şimdi söküm zamanı. Üreticiler seralarındaki son ürünlerini toplayıp söküm işlemine başladı. Bir taraftan da sonraki dikim sezonu için hazırlıklar yapılıyor. Tüm sezon girdi maliyetleri ve düşük fiyat sorunuyla baş etmeye çalışan üreticiyi şimdi bir de ürün söküm maliyeti bekliyor. Sökmek zorundayız gari. Zaten önünden de bir para kazanamadık. Azı bilmeyen çoğu hiç bilmezmiş ama karşılığını alamadık. Son ürünler toplanıyor. Şimdi örtü altı domateste söküm zamanı. Şu an şu domates Antalya'da 1 lira. Şu an maliyetin altında. Antalya'nın yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Serik'te üreticiler domates seralarında söküm işlemlerine başladı. Bir sonraki dikim zamanı için hazırlık yapılıyor. Söktük, içine parçaladık, suladık, ettik diyese 21 Haziran'da kapatılması en uygunudur. Kapattıktan sonra bu yani Eylül sonlarına kadar yaklaşık 3 ay örtü altında kalacak. Bu sezon domates üreticisinin yüzü gülmedi. 1001 emekle ürettiği ürününün fiyatı maliyetin altında kaldı. Tam kapanma sürecinde yaşanan sıkıntı sorunları daha da büyüttü. Nisan ayında yani şu 2 milyona inmesi bizi bitirdi. Tüm çiftçiyi bitirdi yani. Hiç olmasa 4 milyon olsaydı, 3 milyon olsaydı o da yeterdi. 6 ton domatesi 1800'e sattım ben. İnan ağladım. Her şeyi satın. Hiçbir şey alamazsın. Bir yere gitme her para. Bir yere gitse yetecek. Bağkur süpürürü. Peki üretici için Nisan ayı neden?
neden önemli? Nisan ayındaki domatesin maliyeti yüksektir. Genelde Nisan ayında domates şampiyonu derler ya, o kış koşulları tamamen bunun üzerinden geçtiği için daha fazla kaliteli gübre, daha fazla emek, daha ısı derken o zaman maliyet daha yükseliyor. Mayıs 15-20'den sonraki maliyet biraz düşer. Serikli üreticiler için sırada solarizasyon uygulaması var. Solarizasyon, kimyasal madde kullanımını içermeyen ve zararlı etmenlerin topraktaki yoğunluklarını azaltan bir arındırma yöntemi. Bu yöntemle toprak önceki sezonun yorgunluğunu atıyor. Ekstra işçi de bulacağız yanımıza. Patoz deriz biz. Onunla parçalayarak içine şey yapacağız. Ondan sonra laylon örtü alacağız. Sulayıp ısı yükselince 100 derecelere 80 derecelerine ulaşıyor. Domates artıkları organik madde olarak orada çürüyüp gübre olup gelecek yılın mahsul hazırlıkları. Onlar tüm sezon yüksek maliyet ve düşük fiyat sorunuyla boğuştu. Üreticiyi şimdi ürün söküm ve yeni sezona hazırlık maliyetleri bekliyor. Laylon fiyatı da geçen yılla bu yıl arasında buna örteceğimiz %100'ü geçik zamlandı. Yani her şeyde ne yazık ki %100, %80, %200 artanlar var ama ürün fiyatı 15-20 yıldır aynı. Her daim denizi, plajları, doğasıyla gündeme gelen turizmin başkenti Antalya'dan bu kez hoş olmayan kareler kameralara yansıdı. Yosunlaşma nedeniyle kötü görüntünün oluştuğu Antalya Boğaçayı'ndan zaman zaman kötü kokular da yükseliyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu yosuna neden olan doğal etkenleri ve alınması gereken önlemleri anlattı. Turizmin başkenti Antalya'da Boğaçayı yosunla kaplandı. Sosyal etkinlik alanı olarak planlanan bölgede bugünlerde çevre sorunu yaşanıyor. Toros Dağları'nın karstik yapısından gelen sular Konya Altı Sahili ile birleşip Akdeniz'e ulaşıyor. Sıcak havanın etkisiyle suyun ısınması yosunlaşmayı artırdı. Karstik boşluklardan gelen su genellikle portakal sebze bahçeleri, orman kaynaklı gelen organik atıklar gübre taşır. Gübre var, güneş var. Su sıcaklığı da 20 derecenin üzerine çıktı. Sularda bitkisel plankton makrofitler olsun çoğalma zamanı. Dolayısıyla şu anda tatlı su kaynaklı Boğaçayı'nda aşırı bir derecede yosunlanma var. Yosunlaşma nedeniyle kötü görüntünün oluştuğu çaydan zaman zaman kötü koku da yükseliyor. Derinlik kodu bazı noktalarda deniz seviyesinin altında. Rüzgarla o tarafa doğru kayan yosunlar dibe indiği zaman aşağıda deniz suyu var. Tuzluluk fazla, hemen o suya girdiği zaman yosunlar ölmeye başlıyor. Organik atık birikimi yapıyor, kokuşma yapıyor. Kokuşma hidrojen sülfür, çürük yumurta kokusudur. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Boğaçayı'nın sık sık temizlenmesi ve su dolaşımının sürekli olarak sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Belediye sürekli temizliyor orayı. En azından bu oraya inen organik atık azalacağı için, bu kokuşma azalacağı için iyi bir olay. Yukarıdan Kırkgözler'in Kepez hidroelektrik santralını çeviren suyun bir kısmı arkadan destekleme yapıyor. Bunu sürdürmek lazım. Gelen su sürekli yenilediği için de denize itecektir öbür suyu. Yer değiştirecektir. Oksijen açısından tazeleyecektir. Sürekli olarak suyun sirküle etmesi lazım. Yurt ve dünya gündeminden derlediğimiz bültenimizi burada noktalıyoruz. Ancak Haber Artı'ya geçiş yapıyoruz. Büyük bir eylem. Haber Artı ile devam edelim sevgili izleyiciler. Bugün Hakkari'de büyük bir eylem vardı. Aileler daha kaçırılan evlatları için PKK'ya karşı yürüdü. Vatan Partisi Öncü Kadın, TGB Cumhuriyet Kadınları Derneği de destek için oradaydı. HDP il binası önünde PKK'ya karşı sloganlar yankılandı. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden Hakkari'ye dönüyoruz. Ekrem Demir karşımızda, yanında konukları da var. Sözü onlara bırakıyoruz. Ekrem Demir, söz sizde. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Evet, Hakkari'deyiz. Hakkari şehir meydanındayız. Bugün Hakkari annelerinin eylemi vardı. 15 günde bir cumartesi yapılan bir eylem bu. Ve 8 Ocak itibariyle, 8 Ocak 2021'de başlamıştı bu eylem. Ve şu an bugün itibariyle de 13 aileyle bu eylem devam ediyor. Tabii sınırlı bir zamanda hem annelerle hem de konuklarımızla süreci hemen değerlendirmeye çalışacağız. Eylemin tarihi bir günüydü bugün. Tarihi gün neydi? Annelerin hem eylemi gerçekleşti hem de Vatan Partisi
Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği bugün annelerle kucaklaştılar ve eylemde desteklerini sunmuş oldular ve eylemin kararlılığını da Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmiş oldular. Hemen yanımda Esma Koç var. Esma Koç eylemin başından beri içinde olan bir annemiz. Hemen sözü kendisine bırakıyoruz. Sizi tanıyalım önce, bir anlatın kızınızla ilgili durumu. Ben Esmer Koç, Zübeyde Koç'un anasıyım. Hakkari Şemdinli'de gelmişim. 2013'ten 4 PKK'nın HDP'nin milisleri benim kızımı kandırdılar, çarşıya götürmüş kandırdılar ve kendi arabasına attılar ve eski Boğaz köyüne götürmüş, PKK'ya teslim etmiş. Ben de hemen o gece bir köyde... Devam edin. Köyde neydi o köyde? Evet, benim akrabamızdır. Akrabanız mı kaçırdı? Evet. Bir tane yeğenimdir. 3 tane eşimin torunudur. Bir tane kız vardır 4 kişinin yanında. O kız bir gece bizim eve geldi. Saat 12'ye kadar bizim evde kaldı. O gece kendi köyüne gitmiş. Ertaki gün saat 8'de tekrar servisde bizim eve gelmiş. Ben balkonda oturmuşum. Dedim sen dün akşam saat 12'den evine, köyüne gittin. Sabah niye erken geldin tekrar? Sen nasıl geldin? Dedi ben servisde gelmişim. Benim annem beni bir etek almaya gönderdi. Geldi bizim evde oturdu akşama kadar. Ben de dedim servisler hepsi gitti. Sen niye gitmiyorsun? Bana dedi abim ve teyzemin oğlu eniştem bu gece kendi arabanı Şemdinli'ye getirecek. Ben onu da beraber gideceğim köye. Dedim niye gece gelecek? Dedi onların önemli bir işi vardır. Geldi, biz akşam yemeğimizi yedik. Çay içtik beraber. Benim bir tane evli kızım var. Ben odaya geçtim. Kızım bana telefon açtı. Ben kızımla konuştum. Benim eşim kapıya geldi. Salonda oturmuş. Kapıya geldi. Dedi o kızın adı Birgül'dür. Dedi Birgül diyor ben Zübeyde'ye çarşıya götüreceğim ve parkta oynayacağım. Hangi yıldı bunlar? 2013'te. O zaman evet. Kaç yaşındaydı? 15 yaşında benim kızım. Evet, şimdi çocuğunuzu istiyorsunuz. Evet. HDP'den istiyorsunuz. Bugünkü hepsini mücadeleniz de, nasıl gidiyor? Ondan sonra ben de söyledim. Akşam dedi akşamdır gönderme dedi. Yo diyor ben götüreceğim, tekrar getireceğim. Kızımı götürdü park mahanesiyle, çarşıya götürmüş. Bir buçuk saat geçmeden köyde bir telefon geldi, dedi sizin kızınızı getirmiş ve eski Boğaz köyüne götürmüş, PKK'ya teslim etmiş. Zamanımız sınırlı. Yani bir kaçırıldığını biliyoruz, PKK'nın kaçırdığını biliyoruz, PKK-HDP'nin kaçırdığını biliyoruz. Dolayısıyla şimdi PKK'nın elinde. Siz bunu çocuğunuzu HDP'den istiyorsunuz. Mücadeleniz nasıl gidiyor şimdi? Ben her şeyi gerçeği söyleyeceğim baba. Evet. Biz de hemen o gece ben de eşim, oğlum emniyete koştu. Emniyete haber verdik. Oğlum bütün 4-5 tane arkadaşını topladı ve kendi arabana bindi. O eski Boğaz köyüne gitti. Ama o benim kızımı götüren arabalardan dolu PKK'nın erzakı vardır. Kızımı o arabada çıkarmış. Ben kızıma yetişmedim. Benim eşim çakmakı çıkarttılar. O arabayı yakacaktır. Ben bırakmadım dedim. Ben eşime dedim. Ben devlete söylemiştim. Devlete bırakın. Anneciğim, bunları röportajda aldık sizden bugün. Bu kısmı değil de daha çok HDP'nin ve PKK'nın elinde kızınız şu anda. Oradan geri almak istiyorsunuz. Nasıl alacaksınız? Neler yapıyorsunuz? PKK'nın, HDP'nin elindedir. PKK, HDP birdir. Eğer HDP istemezse, HDP milisleri tutamazsa, çocukları götüremezse bir çocuk daha gidemez. Niye kendi çocuklarını göndermiyor? Fakir fukaranın çocuklarını ölüme gönderiyor. HDP şimdi kendi çocuğunu bana verirsin ölüme kadar. Evet. Ben ya çocuğumu HDP PKK'ya vereceğim ölüm için. Ben çocuklarımı istiyorum. Ben kızımı istiyorum. Ben HDP'de PKK'da kızımı istiyorum. Kızımı verecek. O kızı getirecek. Nasıl götürdü de ele de getirecek. Ben ömrümün sonuna kadar da o kızım için mücadele edeceğim. PKK'nın, HDP'nin peşini bırakmayacağım. PKK'nın, HDP'nin o 4 milisleri şu anda cezaevindedir. Allah devletimize ve adaletimizden razı olsun. Müebbet ceza vermiş.
Evet. Yaşasın adalet, yaşasın adalet. Kararlılıkla devam edeceğiz. Çocuğumuz alana kadar buradayız diyorsunuz. Baba, bu evet, mücadeleye devam edeceğim. Ömrümün sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğim. Yan kızını alacağım, yan HDP'nin perde binasının önünde öleceğim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hemen bir yer değişelim. Nihal çiftçiyle bir yer değişin. Yine kalın burada görüntüde. Evet, siz bugün eyleme katılan 13. aile oldunuz. Evet. Niye katıldınız? Onu ben anlatın. Oğlum bir de için. Süreci anlatın kızını oğlunuzla. Oğlum Emircan için katıldım. 2012 yılında lise 1 öğrencisiydi, okula gönderdim. Okuldan alıp kaçırmışlar. Kaç yaşındaydı lise 1'e giderken? 13, 14'e daha basmamıştı. 13 buçuk falandı. Yani evet. 13 diyebilirim. 13 yaşındaydı ve tam 10 senedir oğlumdan zerre haber alamıyorum. Ölü mü, yaşıyor mu hiçbir şekilde haberim yok. Evet, niye HDP'den istiyorsunuz? Çünkü oğlum kaybolduğu gün okula gittik. Oradan 4-5 çocuk aynı gün içinde kaybolmuştu. Okul müdürü dedi PKK'ya katılım çok yüksek bizim okulda. Gidin HDP'ye sorun dedi. Direkt geldim HDP'nin kapısını çaldım. Benim oğlumdan haberiniz var mı? Götürdüğünüzü duyduk falan. Listeyi çıkardı dedi. Evet, senin oğlunu daha götürdük. Yani HDP size listeyi gösterdi. Aynen öyle. Oğlumun ismi 3. sıradaydı. Adama böyle bağırdım, dedim neden benim oğlumu götürüyorsun? Tek oğlum. Bir kızım var, bir oğlum var. Evet. Sen oğlunu niye götürmüyorsun diyor. Diyor bize işte okuyanlar da lazım. O okuyan benim oğlum neden değil de elinden kalemi hangi yüzle alıyorsun? Amerikan silahını veriyorsun oğlumun eline, daha hangi yürekle götürüyorsun? O kadar Kürtçüysen git kendi çocuğunu götür. Evet. Dedi sen işte çok oluyorsun, çok konuşuyorsun. Yaka paça dışarı attılar beni. Evet. O gün de HDP ile PKK'nın bir olduğunu orada fiili olarak birebir yaşadınız. Aynen öyle. Yani HDP olmasa zaten benim oğlum 13 yaşında. Ben bu yaşıma gelmişim. Ben dağın yolunu, PKK'nin nerede yaşadığını bilmiyorum ki benim oğlum nereden bilsin. İlla ki buna öncülük eden biri var. O da HDP'dir. PKK gelip çocukları çarşıdan alıp gitmiyor. HDP öncülük ediyor, kandırıyor. İşte bir hafta önce, 10 gün önce eğitiyor kendine, götürüyor dağa. Yani bunu kesinlikle biliyoruz. Geldiniz Hakkari'de, şimdi çocuğunuzu HDP'den istiyorsunuz. Evet, nasıl evet. gidiyor mücadeleniz? Mücadelemiz şimdilik, yani biz kararlıyız. Ben sonuna kadar kararlıyım. Canımı koymuşum ortaya. Ya oğlumu verecekler ya da benim canımı alacaklar. Evet. Teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür daha birçok yayın yapacağız hep birlikte. Evet değerli izleyiciler, bugün Hakkari önemli bir buluşmaya tanıklık etti. Bunlardan birisi Türkiye'nin önemli kadın kitle örgütlerinden birisi Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür. Niye Hakkari'desiniz? Burada annelerin mücadelesi başladı Ocak ayından beri. Bu mücadelenin yükselmesi gerekiyor. Diyarbakır annelerinin mücadelesi biliyorsunuz 1,5 yıl oldu veya hatta geçti. Orada kitle örgütlerini kısmen görebildik. Aynı ilginin bu annelere Hakkari'de de gösterilmesi lazım. Bir kere her şeyden önce bu bizim vatan görevimiz. Bir çağrı yapıldığını düşünüyorum ben buradan anneler tarafından. Bir demokratik kitle örgütü olarak bunu görevimiz bildik ve geldik. Annelerimizin yanındayız. Onlar bütün dünyaya bu kirli oyunu gösterdiler. Türk halkına gösterdiler. Fakat burada bir şey daha gördük geldiğimiz zaman. Adında demokrasi olan bu parti olmayan terör yapısı demokrasinin en büyük katliamını diyeyim size göstere göstere bu eylemde icra ediyor ve bunu haftalardır yaptığını biliyoruz. Sonuna kadar açılmış bir müzikle bu anneler orada konuşturulmuyor. Bu konuda tabii devletin bir tedbir alacağına %100 inanıyoruz. Çünkü böyle bir demokrasi olmaz. Bütün kitle örgütlerini davet ediyoruz. Vatanla, milletle, bütünlüğümüzle, beraberliğimizle bir sorunları yok ise alanları ne olursa olsun, mücadele alanları ne olursa olsun önce buraya gelmeleri gerekiyor. Bu annelerin yanında durmaları gerekiyor. Bu onların görevidir. Biz bu görevi hatırlatmak için, bir öncülük yapmak için geldik. Bu anneler Türkiye'yi Amerika'nın boyunduruğundan kurtarmanın en büyük gücü haline geldiler. Özellikle psikolojik, sosyal yürüttükleri bu savaşla.
Çok kıymetliler bizim için. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bizim bugün gelme amacımız esas olarak buydu. Evet, önemli bir mücadeleyi burada milletle, Türk milletiyle buluşturmaya çağrı yapmış oldunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür hemen tabii, buyurun. Evet, Türkiye'nin en büyük gençlik kitle örgütü diyelim, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar. Siz de bugün Diyarbakır'a gittiniz, diğer yerlere gittiniz ve bugün de Hakkari'deydiniz. Gözlemleriniz neydi Hakkari'de? Biz ilk günden beri Diyarbakır annelerinin yanında olduk. Mücadele orada başladığından beri ve bugün de Hakkari annelerinin yanındayız. Çünkü Diyarbakır'da yakılan o ateş, o mücadele ateşi Hakkari'ye ve tüm Türkiye'ye ulaştı. O ateş PKK'yı yakan ateş. Bugün burada gözlemlerimiz de büyük bir kararlılık, büyük bir mücadele azmi ve irade oldu. Annelerin cesareti, kararlılığı, iradesi, HDP'nin tüm provokasyonlarına rağmen, HDP'nin işte müzik açıp annelerin sesini bastırmaya çalışmasına rağmen annelerin o kararlılığının bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğini görmüş olduk. Biz bu mücadelede annelerimizin yanındayız. Kardeşlerimizi, evlatlarımızı PKK'nın elinden kurtaracağız ve PKK'nın bu topraklarda kökünü kazıyacağız. Ama bunun için HDP'nin kapatılması şarttır. Bugün açıklamamızda da dile getirdik. Bugün tekrar buradan da vurgulamış olalım. Anayasa Mahkemesi derhal HDP'nin kapatılmasına dair kararı vermelidir. Millet nezdinde ve annelerimizin nezdinde HDP kapatılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla da hukuki olarak bu süreç tamamlanacaktır. Çocuklarımız Türk gençliğinin eline Amerikan silahlarının verilmesine, annelerimizin söylediği gibi Amerikan silahlarının verilmesine kabul etmiyoruz ve buna izin vermeyeceğiz diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Dilek Çınar, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı. Hemen Meltem Ayvalı, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı. Şırnak'taydınız, Şırnak'ta da ailelerle birlikteydiniz. Orayı da ekleyerek nedir bu gözleminiz? Hem Şırnak'taki aileler durumu hem de buradaki mücadeleyi de esas gördünüz. Şırnak'ta da aslında benzer durum vardı. Orada da bir müzik bastırıyorlardı, müzik yayını yaparak. Ailelerin tutumunu nasıl, o direncinin kararlılığını nasıl gözlemlediniz? Evet, biz tabii Vatan Partisi olarak, Vatan Partisi Öncü Kadın olarak ilk günden beri Diyarbakır'da başlayan anaların tarihi isyanının yanındayız. Çünkü anneler diyorlar ki evladımızı, evlatlarımızı geri istiyoruz. Ülkemizi böldürtmüyoruz. Kardeşliğimizi bozdurtmuyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Vatan ve evlat sevgisi, ki bunlar çok önemli değerler, kutsal değerler. İşte bu annelerimizin eyleminde ete kemiğe bürünmüş halde Türkiye'nin gözünün önüne serildi. Aynı zamanda bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, Türk-Kürt kardeşliği annelerin eyleminde somutlandı. Bu nedenle ilk günden beri bu eylemlerin yanındayız. Eylemler Diyarbakır sınırlarını aştı tabii. Diyarbakır'da başladı ama hemen ardından Şırnak, Van, Hakkari, hatta İzmir'de de, hatta yurt dışında da Berlin'e sıçradı. Maide anne evlat kızını arıyor. Muş'ta aynı şekilde devam ediyor. Bu yepyeni bir dönem Türkiye için. Ve Türkiye'nin bunu anlaması gerekiyor. Yepyeni bir döneme girdik. Türkiye Amerika'nın boyunduruğu altından çıkıyor. Türkiye PKK'dan kurtuluyor. Türkiye PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den kurtuluyor. Ve bu büyük kurtuluşa, bu büyük mücadeleye, savaşa kadınlar en önde katılıyorlar. Anneler öncülük ediyorlar. O yüzden söyledikleri her kelimenin inci değerinde olduğunu, büyük acılardan, büyük yaşanmışlıklardan, birikimlerden süzülerek geldiğini biliyoruz ve onların her sözüne kulak veriyoruz, acılarını paylaşıyoruz, zaferlerini de paylaşacağız. Nitekim bu eylemler zaferlerle ilerliyor. Pek çok ailemiz evladına kavuştu. Şimdi diğer annelerimiz de çocuklarını PKK'dan kurtarmayı bekliyorlar. Önümüzdeki günlerde güzel haberler geleceğini biliyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. Eylemler elbet bitecek ama zaferle bitecek ve biz o zafer gününe kadar annelerimizin yanındayız. Bu mücadeleyi yükseltmek için bugün Diyarbakır'a geldik. Hakkari'ye geldik. Hakkari annelerin sesinin daha çok duyulması gerektiğini, onların hikayelerinin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini düşündüğümüz için buraya geldik. Bu görev önce biz kadınlara düşerdi. Bunu kendimize görev bilerek geldik. Diyarbakır'da yaptığımız gibi.
Ve buradan tabii Sayın Tülin Uygur hocamızın çağrısını yineleyerek bütün siyasi parti kadın kollarını, kadın kitle örgütlerini ve alanı, tabii başta kadın kitle örgütlerini ama alanı ne olursa olsun bütün demokratik kitle örgütlerini annelerimize destek vermeye çağırıyoruz. Onların talebi de budur. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, İzmir annelerinin sesini duyalım. Türkiye onlarla beraber, biliyoruz. Ama bizzat desteğimizi ailelere iletelim ki bu mücadeleyi güçlendirelim istiyoruz. HDP'nin Diyarbakır, Van, Şırnak, Hakkari annelerinden ne kadar korktuğunu biz bugün gördük. HDP Hakkari İl Başkanlığı binası önünde ne kadar korktuklarını gördük. Müzik açarak annelerin sesini kısabileceklerini zannettiler. Ama kısamadılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü onların karşısına dikilmeye cesaretleri yok. Bugün HDP'nin eşittir PKK olduğunu 7 düvel biliyor. Bu anneler de 7 düvele meydan okuyorlar. Yalnızca HDP'ye değil, onun arkasındaki PKK'ya, onun arkasındaki Amerika'ya 7 düvele meydan okuyorlar. Annelerin sesini kısamadılar. Kısamayacaklar. O eylemleri, o kışkırtma girişimleri acizliklerinin, çaresizliklerinin, korkularının göstergesidir. Korkmakta haklıdırlar. Korkmakta haklıdırlar. Çünkü HDP kapatılacak. Kürt annelerinin yüzü gülecek, HDP kapatılacak, Kürt gençleri dağlara götürülmeyecek, HDP kapatılacak, doğusuyla batısıyla el ele mutlu, özgür biçimde yaşayacağız, HDP kapatılacak, bu zulümler son bulacak, bizim doğumuz, güneydoğumuz üretimle, çalışmayla, yatırımla, turizmle bunlarla anılacak, işte o annelerin direnişiyle anılacak, bilinecek, buna adımız kadar eminiz ve bu mücadelenin bir neferi olduğumuz için bugün annelerle beraberiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, Hakkari şehir meydanından Hakkari annelerinin eylemiyle ilgili büyük kucaklaşma sonrası durumu Haber Artı ile aktarmaya çalıştık. Sözü Merkez İstanbul stüdyomuza bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz Ekrem Demir'e de, konuklarına da, tabii ki orada bulunan ve evlatları için çağrı yapan annelere de. Diyarbakır'da Hacire annenin isyanıyla başlayan eylem büyüdü. Hakkari'ye, Van'a ve Şırnak'a ulaştı. İşte bugün de Hakkari'deki o eyleme kulak verdik sevgili izleyiciler. Annelerimizin çağrılarını yine bu ekranlarda sizlere taşımaya devam edeceğiz. Haber Artı'nın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize mutlu, huzurlu bir akşam diliyoruz. Bizim yayınımızın hemen ardından Teferruat'ta Halil Nebiler sizlerle birlikte olacak. Kaçırmayın diyor. İyi akşamlar diliyoruz.